Türkiye'nin bir de çünkü Ali Hocam, TUSAŞ saldırısını MHP lideri Devlet Bahçeli ve genel olarak okuma Türkiye'nin bu açılımına bir darbe olarak nitelendirilmişti. O evet. Bağlantıyı onlar kurmuşlardı. Şimdi buna katılmayıp Türkiye'nin bu Öcalan çıkışına da aslında meydan okuyan bir isim var. Suriye'deki PKK uzantısı. Mazlum Kobani Kod adlı kırmızı listede terör listesinde aranan terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin. Ne diyor bir bakalım. Bir kere biz yapmadık, Türkiye bizi boşuna bombalıyor. Ayrıca da Türkiye'yi durdurun diyorum, kimse durdurmuyor diyor. Evet. Şu açıklamayı yaptı. Saldırganlar Rojava'dan, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye girmedi ve bu saldırı ya da saldırıyı gerçekleştiren kişilerle hiçbir bağlantımız yok. Saldırganları tanımıyoruz. PKK saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerini zaten açıkladı. Kendi amacını netleştirdi. Biz bu çatışmanın tarafı değiliz. Ama bir kez daha Türkiye bize bedel ödetiyor. Bu kabul edilemez. Derhal durdurulmalıdır. Şimdi hayal kırıklığından bahsediyor. Çünkü herkese şikayet etmiş ama bu sefer Türkiye'nin operasyonları için hiç kimse terör örgütüne destek vermemiş. Şöyle söylüyor, koalisyon ortaklarımıza ABD, Türkiye'ye saldırılarını derhal durdurması için baskı yapmalarını söylüyoruz. Bu saldırılar IŞİD'e karşı yürüttüğümüz savaşı da tehlikeye atıyor. Ancak koalisyon ortaklarımız ABD, CENTCOM bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Türkiye'nin eylemlerini sınırlamak için gereken baskıyı uygulamıyorlar. Ruslar da yeterince çaba göstermiyor. Rejimse Esad hiçbir şey yapmıyor. Saldırılar Suriye'nin egemen topraklarında gerçekleştirildiği halde hala kayıtsızlar. Gelelim Türkiye'nin, Ankara'nın hamlesine. O bizi bağlamaz diyor. Bir etkisi olmayacağını söylüyor terör örgütü elebaşı. Çok net ifade edeyim. Kuzeydoğu Suriye'deki statümüzün ortadan kaldırılması herhangi bir barış görüşmesinin amacı olursa bu görüşmeler başarısız olacaktır. Öcalan bizden asla böyle bir talepte, yani Ankara'nın taleplerini yerine getirip yönetimi dağıtmak, silah bıraktırmak, böyle bir talepte bulunamaz. Ancak Türkiye'nin Kürt politikasında bir değişiklik olursa ve Türkiye içinde bir çözüm gelişirse Suriye Kürtleri de bu çözüm sürecini destekleyecektir. Bu Suriye'deki siyasi çözümü olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye'nin Kürt sorunu öncelikle Türkiye sınırları içinde çözülmelidir. Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl şekilde çözülmesini yürekten destekliyoruz diyor.